Arkadaşlar merhabalar. Ses kayması yaşadığımız Supara'da bir testimiz vardı. Benzerlik testi arkadaşlarım. Üçüncü ve dördüncü testlerimiz benzerliğin. Bunları yeniden çekelim istedim kardeşler. Şöyle başlayalım hemen birinci sorumuzla bakalım ne diyor. Diyor ki dış bükey bir ABCD dörtgeninde AB kenarı BC kenarına B noktasında T yok ne diyor? Diktir diyor. Hadi başlayalım arkadaşlar bunu bir gösterelim. Şimdi bir ABCD dörtgeni çizeceğiz biz. Diyor ki öncelikle AB kenarı BC kenarına BC'ye B noktasında teğettir diyor. Bir de BD köşegeni varmış arkadaşlarım. BD köşegeni diyelim buna da. DC kenarına D noktasında diktir diyor. O zaman şöyle olması lazım. Şöyle çizdim. DC kenarına da D noktasında T dik. Şöyle bir dörtgen. AD'yi 10 vermiş. DC'yi 8 vermiş. BC eşittir AB'nin 2 katıymış. Şöyle de K'ya 2K'yı da gösterdik. Buna göre diyor ABCD dörtgeninin alanı acaba kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Hemen başlayalım şimdi neler yapacağımızı bir görelim. Şimdi şuradan A noktasından buraya bir diklik indiriyorum dostlarım. Çünkü neden? Burada 90'ın karşısı 2K, burada 90'ın karşısı K. Bakın çok rahat benzerleyeceğim bunları. Şöyle A, 90, B diyelim. Buraya da A yazalım. 90 var, B yazalım. 90'ın karşısı 1, 90'ın karşısı 2. Demek ki büyük dik üçgen, şu küçük dik üçgenin 2 katıymış. Burada B'nin karşısında 8 varsa, bunda B'nin karşısında yarısı olacak 4. Hadi şurasına da A diyelim biz arkadaşlarım. Şu kısma da A dediğimizi düşünün. Şimdi bakın. Şurada küçük üçgende A'nın karşısına biz bir harf uyduralım. X diyelim mesela. Büyük üçgende A'nın karşısında ne olmak zorunda artık? 2X. 2X ise şuradaki ifadeye 2X eksi 4 yazmalıyım ben dostlarım. Bakın şurada çok güzel bir dik üçgen çıktı karşıma. Ne dik üçgeni bu? Hipotenüsü 10 olduğu için 6, 8, 10'dan şüphelendim arkadaşlarım. X'e bir 6 diyelim bakalım ne oluyor? 6 deyince burası da 12'den 4 çıktı, 8 oluyor. Evet, X 6'ymış. O zaman şurası da 8'miş. Bize şimdi dörtgenin alanını soruyor. Uçta tam bitecek zamanı buldum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? Önce şuradaki ABD üçgeninin alanını bulacağız. Ki o alanı biz bulmak için yüksekliğini biliyoruz, tabanını da biliyoruz. O zaman bulalım o üçgenin alanını. Bir yandan ucu takıyorum, bir yandan da konuşuyorum arkadaşlarım bu arada boş durmayalım diye. Evet, hemen yapıyorum şimdi. Şimdi şuradaki yükseklik 6. Şu tabanı da az önce bulduk. Şurası 8, burası 4'tü. Toplam 12 buranın tabanı da. 6 çarpı 12 bölü 2'den bu üçgenin alanını buldum şurayı. Artı şurayı bulacağım şimdi. Dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpacağım. Burası 12, burası 8. 8 çarpı 12 bölü 2 de bunun alanı. Yani kısaca ne çıktı? Şurayı bir düzenleyelim. 6 geldi, 36 oldu. 6'dan 48 geldi. 78, 84 çıktı sorumun cevabı. Hemen geldim. 2 numaralı sorumuza arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? Evet, ABC eşkenar üçgen, ADE de eşkenar üçgen demiş. 3 var, 4 var. AB uzunluğu nedir diye bir soru soruyor bize. Bakın şuradaki açıyı A dediğimi düşün. O halde şurası şu açı 60 eksi A olacak. Yine eşkenar üçgen olduğu için buranın tamamı normalde 60'tır. Ama şu açıya da 60 eksi A kalacak dostlar. Şimdi şu eşkenar üçgense bu kenar bu kenara eşit. Bu da eşkenar üçgense bunlar da birbirine eşittir. Bakın şurada bir üçgen var. Tık tık S aradaki açı 60 eksi A. Bir de şu üçgeni konuşalım. Tık tık S aradaki açı 60 eksi A geldi. O zaman bu iki kerata eş üçgendir dedim. Ve madem ki eş üçgenler arkadaşlarım bunun 60 eksi A'sının karşısında 4 varsa bununkinde de 4 olacak. Şurayı 4 buldum. Yani büyük eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu 7 buldum. O zaman AB de 7'dir diyorum. Cevabımız 7 işaretlendi.
Evet, 3 numaraya geldik dostlar. Bakalım bu ne diyor. Eşit açılarımız var. Hemen bu eşit açılara A diyelim. Şuraya da A diyelim. İkiz kenarlarımız var. Onu bir görelim. AB AD'ye eşitmiş. Ve bir de o da BC'ye eşitmiş. O zaman şöyle yapalım. Şuraya biz bir B dersek şu ikiz kenardan dolayı bu açı da B olacak. Şuradaki A ile B'nin toplamı şu dış açıya eşittir. A'sı burada zaten şuraya B kalacak. Şu ikiz kenarı konuşmadım arkadaşlarım. Şunu konuşalım bu ikisini. Burası A artı B ise şu açımız da A artı B gelecek. Buraya da A artı B yazdım. Ve son olarak şuradaki A ile şuradaki B'nin toplamı iki iç bir dışa eşitten burası da A artı B geldi. Bakın bu da bir küçük ikizkenar üçgenmiş. 12 ise buraya da 12'yi yazdım dostlar. Şimdi gelelim nereyi soruyordu? A, E'yi soruyor. Şuradaki uzunluğa da X yazalım. O zaman burası da X artı 8. Burası da X artı 8 olsun. Şimdi benzer iki üçgen bulacağım dostlarım. Şunu gördüm. Şu küçük üçgene bakalım. Açıları A artı B. A artı B, B. Bir de şu üçgene bakalım. Şuna. Şöyle biraz kalınlaştırayım ben bunu sizin için. Şu üçgene bakalım bir de arkadaşlarım. Bakın bunun da bir açısı B. Şuradaki açıyı B demiştik biz. Şurası A artı B, burası da A artı B. Hadi bunları benzerleyelim. Küçük ikizkenarda B'nin karşısı 8. Büyük ikizkenarda B'nin karşısı 12. Eşittir. Küçük ikizkenarda A artı B'nin karşısı 12. Büyük ikizkenarda A artı B'nin karşısına X artı 8 gelmiş. Düzenleyelim. 12 ile 12'nin çarpımı 144 eşittir. Ne diyeceğiz? 8 ile X'in çarpımı 8X. 8X artı 8 ile 8'in çarpımı 64. 64 buraya gelirse 80 eşittir. 8X oldu. 8'e böldüm. X eşittir. 10 çıktı dostlar sorumuzun cevabı. Hemen geldik şu sorumuza. 4 numaralı sorudayız. Bakalım bu ne diyor. ABH dik üçgen. Tamam, gördük onu. 2'yi gördük, 3'ü gördük. AF uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz dedik ki bir sürü diklik görünce A 90 B yazın. Şuraya B dedim. Tersi de B. Burası A. A 90. Şurası da B oldu. Şu küçük üçgenle başlayalım. A'nın karşısına şu küçük üçgende 2 geldi bölü büyükte A'nın karşısına 12 geldi. Eşittir. Burada B'nin karşısına 3 geldi. Büyükte B'nin karşısına X artı 2 geldi dostlarım. Bakınız 6 katı. Bu da 6 katı olacak. O zaman şurası 18 olması için de X'in 16 olması gerekirdi. Bir altındakine geçtim. Bakın yine 2 tane diklik görüyorum. Hemen ne yapacağımızı biliyoruz artık. A, B 90'ları yerleştireceğiz dostlar soruların üstüne. Hadi başlayalım. Şuradaki açıya A dersen biliyorum ki şurası da A'dır. A 90 şuraya B yazacağım. Bu A'nın tersi de A. 90 var B diyor. Hadi benzerleyelim. Şuradaki küçük üçgende. A'nın karşısı 3. Büyük üçgende A'nın karşısı 9. 3 katıymış büyük üçgen. CB'yi 12 vermiş arkadaşlarım. Şurası 12. Yani büyük üçgende B'nin katı 12. Küçük üçgende B'nin karşısı da EA. EA bölü 12. 3 katı olacaksa demek ki EA'nın ne olması lazım? 4. Büyük üçgeni bir daha konuşalım. 9, 12, 15 üçgeni olacak burası. 4'ü buradaysa amcaya da 11 kaldı diyebiliriz. 6. sorumuza bakıyorum. Evet. Bu arada ayakta çözüyorum soruyu arkadaşlarım ki bir yandan kameraya bakıyorum, bir yandan da hani bir kayma mayma korkuyorum bir yandan bir şey olacak diye. Evet, şöyle bir konuşalım. AD'ye 3K deyin diyor. Yazıyorum buraya 3K. DH'a da 2K deyin dedi. Tamam. AB 9. Başka AC uzunluğu nedir? Şurayı da soruyor bize. Arkadaşlar açıortay burnunun dikine gidemez. Ben adamın önünü keserim demiştim. İşte kestim adamın önünü ve karşıma bir kayı kuralı çıktı dostlarım. Şuraya x dediğim takdirde ikizkenar üçgen geldi ki burası da ne oldu? X artı 9 olmak zorundadır dedik.
Şimdi şuradan burası ikiye böldüğü için burayı arkadaşlarım açıortay yükseklik kenarı da kenar ortay olacak ikiye bölecek orta taban yapmayı hedefledim şuradan arkadaşlarım x'e paralel çizdim. Yani şurası artık x'in orta tabanı. Ama bir de şurada kelebek üçgeni gördüm dostlarım. Şurada bir kelebek üçgen var. Bakın 2'ye 3 oranı var. 2 bölü 3, x bölü 9 olacak. Demek ki burası 6 gelecek arkadaşlarım. 2 bölü 3'e eşit olsun diye kelebek üçgenden. E burası 6 ise x'te ne çıkmak zorunda mecburen? Orta taban olduğu için 12. Bize x artı 9'u soruyordu unutmayın. 12 ile 9'un toplamı 21'i işaretleyin goberler. Evet çevirdik arka sayfamızı. Bakalım burada neler var? Bu sorumuz ne diyor? DE paralel diyor AC'ye. Tamam bir oran vermiş. AD AK diyor 4K'dır. FE de K'dır. Peki şunlar da eşitmiş MM diyelim. Dostlar bakın burada K bölü M eşittir. M bölü 4K'dır. Bildiğiniz klasik benzerlikten yani şu bölü şu hem bunun buna hem de bunun buna oranına eşit olduğu için bunların oranı direkt burada yazdım arkadaşlarım ben. Buradan içler dışlar yaptım. M kare eşittir 4K kare geldi. Karekök aldım. M eşittir 2K geldi. Artık buraya 2K yazabilirim. Buraya da 2K yazabilirim. Ve şunu fark ettim. Bakın şu çizgi aslında buranın yarısı. Orta taban yani. O zaman yan kenarlar birbirine eşit. Yani AD DB'ye eşittir. Oranları da bir olmak zorundadır dostlarım. Evet, çevirdik. Şuraya geldik şimdi. Ne diyor? Şekildeki ABC dik üçgeni diyor. Tamam. ABC dik üçgeni AD, AE, AF ve AG doğru parçalarıyla eşit alanlı 5 üçgene ayrılıyor. Eşit alanlıymış. O zaman her bir kenarın şuradaki parçanın birbirine eşit olması lazım ki alanlar da eşit çıksın. 1, 2, 3, 4, 5 alanda birbirine eşit çıksın. Hatta 15, 20, 25 üçgeninde her biri 5, 5, 5 geliyormuş. Şimdi buna göre D ve E noktalarının AB kenarına uzaklıkları ile D ve E. Bakın D'nin de AB'ye olan uzaklığı, E'nin de AB'ye olan uzaklığını gösterdim burada arkadaşlarım. İle F ve G noktalarının AC kenarına olan uzaklıkları hesaplanıyor. F'nin de AC'ye olan uzaklığı, G'nin de AC'ye olan uzaklığı hesaplanıyormuş. Peki bu uzaklıklar toplamı kaç birimdir diye bir soru sormuş. Hadi bir hesaplayalım bunu dostlarım. Şöyle yapacağım arkadaşlarım. Önce şunu bulalım biz. X diyelim buna. Burası X ise bakın 5 5 diye bölmüş. Burayı da mecbur 2'ye bölecek. Orta tabanı değil midir şu dikliğin? Burası 2x oldu. Ya da şuna y desen burası 2y oldu. Arkadaşlarım bakın ne yapıyorum şimdi. Hadi benzerlik yapacağım. Şu x'in 20'ye oranını konuşacağım. X bölü 20 eşittir. 5 bölü tamamı 25. Yani 5 katı. O zaman bu da bunun 5 katı olacak. Demek ki x 4. Demek ki bir uzaklık 4. Bir de 2x lazım. O da 8 artı. Şimdi sıra geldi y'yi bulmaya. Şimdi y'yi de şuradan bulalım. Y'nin 15'e paralel olmasını konuşalım. Y bölü 15 eşittir diyelim. Burada 5 bölü tamamı yani 5 bölü 25. Bak yine 5'e bölmüş. Ben de 5'e bölüyorum. Y'yi 3 buluyorum. 2y de 6 çıkar. Biri 3, biri 6. 10, 18, 21 çıktı. Tüm uzunlukların toplamı arkadaşlar. Evet, 9. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Yine ABC bir üçgen demiş arkadaşlar. Tamamdır. AFC bir üçgen. AD eşittir DC. Orayı gördüm. 9-2 AF uzunluğu nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen bulmaya çalışalım şimdi. Bir kenar ikiye bölündüğü için ben şuradan paralel çizip bir orta taban yapmayı deniyorum. Burayı da ikiye bölecek diyorum bu mecburen. Ve şuradaki 10 denilen kenarın yarısı olacak 5. Bakın şuradaki üçgende benzerlik yapmayı deneyelim bir de. 2 bölü 5. O zaman küçük 2K, büyüğününki 5K şurası. Tabii şuraya 3K kaldı. Burası da 3K oldu. Ve bize 6K'yı 9 vermiş. Onu bir yazalım.
6K eşittir 9 ise 3K eşittir 9 bölü 2'dir. Ya da hiç uğraşmayalım bununla. 6K 9 ise 3'e bölelim. 2K eşittir 3'tür. Demek ki 2K yani şurası 3. Burası da 9. AF'yi soruyordu. 9 artı 3'ten 12 geldi sorumuzun cevabı dostlarım. Hemen 10 numaradayız. Kelebek üçgen benzerliği görüyoruz. Muhtemelen iki tane kelebek yapıp soruyu çözeceğiz arkadaşlarım. Başlayalım hemen. AB paraleldir CD diyor. BK eşittir 2DF. BK'ya 2K diyelim. DF'ye K diyelim. FC'de 6'ymış. FC neresi? Şurası 6'ymış. Bize de AK uzunluğu X soruluyor. Önce şu kelebek üçgeni bir görelim. Oranı nedir? 1'e 2. O zaman şu kenarda 1, bu kenarda 2. Yani 1M'ye 2M diyelim biz buna. Şimdi bir de şu beyazların kelebeğini görelim arkadaşlarım. Şurası yani. Şurayı görelim bir de dostlar. Bakın yine 1'e 2 değil mi yukarıdan aşağıya? O zaman 6'ya 12 düşmek zorundadır. Cevap 12 geldi kardeşim. Evet şu gobele bakalım. Bu ne diyormuş? ABC dik üçgen diyor. Peki. Dik dik dik. 3 kök 5. Arkadaşlar biri diğerinin 2 katı olunca küçüğünün kök 5 katıydı. Bak 3 kök 5'in kök 5 katı 15 yapar. Demek ki burası 6 kök 5. Yine biri diğerinin 2 katı. Yani burası 12 olacak ki küçüğünün kök 5 katını alsın. Demek ki burası da 12. DB uzunluğunu soruyor. X diyelim biz bu uzunluğa. Şuradan aşağıya bir diklik indiriyorum dostlarım. Bakın bir iki diklik var. AB 90 benzerliği yapacağım. A 90 B, B 90 A. Şurası da B. Burada bakın 90'a karşı 3 kök 5. Burada 6 kök 5 gelmiş. 3 kök 5, 6 kök 5 yani 2 katı. O zaman burada B'nin karşısı 12 ise burada B'nin karşısı mutlaka yarısı olacak 6'dır. İşte ne diyelim? A'nın karşısı 6 ise burada A'nın karşısı mutlaka yarısı olacak 3'tür. Hadi bir de şu benzerliği yapalım. Bakın 3'ün 12'ye oranını konuşalım. 3 bölü 12 eşittir. X bölü X artı 15 diyelim. Diyelim soru da bitsin arkadaşlarım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. İçler yapıyorum 4x, dışlar yapıyorum x artı 15. 3x eşittir 15, x eşittir 5 geldi. Evet son sorudayız arkadaşlar. Bakalım bu ne diyor? Kayı kuralı görüyorum bakın. Açıortay yükseklik olmuş. O zaman kenarortay olacak. Burası da 2'ye bölünecek. İkizkenar üçgende olacak. Bize FE'yi soruyor. X diyelim. Aslında FC'yi de bulsak olurmuş. Çünkü FC de FE'ye eşit. Bunun için de şuna paralel olmasını konuşalım dostlarım. Bakın 1 bölü 3. X bölü 5 bölü 7 artı x desek benzerliği yazmış oluruz. 15 eşittir 7 artı x. 7'yi attım. 8 eşittir x çıktı arkadaşlar. Evet bu videomuzun sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. 4 numarayı çözeceğim. Bir sonraki videoda. Hadi görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.